Sevgili Mersinliler, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Mart'ın sonu! Mart'ın sonu! Mart'ın sonu! Yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan lider, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anons ediyorum. Asla yaratmaz ikilik, kalbinde yoktur kötülük. Asla yaratmaz ikilik, yurdumuzda arar birlik. Gel Kemal Kılıçdaroğlu, yurdumuzda arar birlik. Gel Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Umudumuzu kendimiz yaratacağız. Beraber yaratacağız. Ne için? Türkiye için. Çocuklarımız için, geleceğimiz için umudu yeniden yeşerteceğiz. Sevgili Mersinliler, az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Adayımızı demiyorum artık. Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Eskiden belediye başkanları önce belediye başkanlığını kazanırlardı, sonra ne yapacaklarını düşünürlerdi. Şimdi öyle yapmıyoruz. Önce ne yapacağımızı düşünüyoruz, yetkililerle, uzmanlarla konuşuyoruz, projelerimizi geliştiriyoruz, ilgili beldeye, kente, büyükşehire, onların sakinlerine sunuyoruz ve ondan sonra o istiyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz süreç daha güzel bir süreç. Sizler baktım büyük bir dikkatle Vahap Bey'i dinliyorsunuz. Ben de büyük bir dikkatle dinledim. Projeler bizim diğer kentlerde belediye başkanlarımızın kamuoyuyla paylaştıkları projelerle büyük ölçüde örtüşüyor. Neden büyük ölçüde örtüşüyor dedim? Çünkü Mersin'in kendine göre özellikleri var. Örneğin Mersin'in güzel bir denizi var ama Ankara'nın denizi yok. Dolayısıyla denizle bağlantılı projeler var ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de başka projeleri var. Ama bütün projelerin varlık nedeni huzurlu bir kent yaratmak. O kentte yaşayanların huzur içinde gezmelerini, koşmalarını, oynamalarını sağlayabilecek huzurlu kentler inşa etmek. Belediye başkanımızın amacı da bu. Elbette ki pek çok sorun var. Şimdi değerli arkadaşlarım, İl başkanımız konuşmasını yaparken bir oyu bile heba etmememiz gerekir diye bir cümle kullandı. Vahap Bey'i dinledik. Projelerini de dinledik. Bütün projeler güzel. İnsana dokunan projeler. Hayatın her alanı ile ilgili projeler. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden bütün Mersin'i kucaklayan projeler. O zaman bize düşen bir görev var. Mersinliler olarak düşen bir görev var. Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok. Sandığa gideceğiz, başkanı seçeceğiz ve görevimizi yerine getireceğiz. Bunu yaptığımız zaman beklediğimiz sonuçları hep birlikte almış olacağız. Kenti yönetme konusunda sivil toplum örgütlerine de gelin bana destek olun deme hakkım olacak diyor. Benim yaptığım projeleri desteklerseniz. Bir kenti birlikte yönetmek zorundasınız. Birlikte yönetmek şudur. Sorunun kaynağı olan veya sorundan şikayet eden kesimlerle yakın bir diyalog kurmak zorundasınız. Var olan sorunların kaynağını öğrenmek zorundasınız. Sorunların nasıl çözüleceğini uzmanlarla oturup konuşmak zorundasınız. Ve ondan sonra sorunun çözümü için yol, yöntem belirleyeceksiniz ve onu hayata geçireceksiniz. Bir şey daha var Sayın Başkan. Bir mahalle ile ilgili karar alacaksanız,
O mahallenin muhtarını mutlaka önceden çağıracaksınız ve konuşacaksınız. Çünkü sorunu en iyi bilen muhtar, sorunla karşılaşan muhtar, sorunu yaşayan muhtar. Dolayısıyla varsa bir sorun, mahallenin muhtarıyla oturup konuşmak ve sorunun çözümü konusunda ondan destek istemek birlikte yönetimin temel koşullarından birisidir. Bir park yapacaksanız, plan yapacaksınız ki bir kentin planı o kentin anayasasıdır diyoruz. O planla ilgili uzmanların bir araya gelmesi, oturması, çalışması, plan üretmesi ve o planın mutlaka kamuoyuna sunulması lazım. Senden isteğim Sayın Başkan, Sayın Seçer, kent planını Mersinlilerin referandum oyuna sunun ve sunun, bütün Mersin'in desteğini alın. Bütün Mersin'in. Çünkü bir plan, kent planı, o kentin anayasası ise o kentte yaşayan her vatandaşın gelecekte neler olacak Mersin'de? Neleri yaşayacağız Mersin'de? Yollar nereden geçecek? Nereler park olacak? Nereler tır park olacak? Vesaire ve nereler liman olacak? Bütün bunları Mersinlilerin bilme hakkı var. Dolayısıyla hazırlanan plan uzmanlarla beraber elbette hazırlanacak. Şehir plancıları olacak, mimarlar olacak, mühendisler olacak, efendim mahallenin muhtarları olacak. Hep beraber bir plan hazırlanacak. Güzel bir kent planı çıkacak ve o plan Mersinlilere sunulacak. Onların oylarına sunulacak. Ve dolayısıyla o plan bir anlamda Mersin halkının kabulünü kazanmış olacak. Bu belki de Türkiye tarihinde bir örnek olacak Sayın Başkan. Türkiye tarihinde bir örneği Mersin'de başlatın. Aydın'da böyle bir uygulama oldu. Büyük bir alan, imara mı açılsın, yeşil alan mı olsun diye referanduma gidildi. Topuklu Efe dediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu referanduma sundu. Ne diyorsunuz Aydınlar dedi. Neyi yapalım? Yeşil alan yapalım, park yapalım, çocuklarımız gelsin, oynasın, yaşlılarımız burada otursunlar dedi ve o bir şekliyle gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla referanduma belli konularda halkın oyuna başvurmanın önemini kavramak zorundayız. Yoksullukla ilgili pek çok şey söylendi. Sayın Başkan bunu aşacaktır. Kesinlikle bundan eminim. Yoksullukla mücadelede şöyle bir genel, Türkiye genelinde CHP'li belediyelerin yaptığı iki şey var. Birincisi asgari ücret. Asgari ücreti net 2200 lira yaptık. Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2200 lira. Vahap Bey 1 Nisan'da koltuğuna oturduğunda, inşallah gidip kahvesini de içeceğiz hep beraber. Oturduğunda 1 Nisan'dan itibaren asgari ücret Büyükşehir Belediyesi'nde ve diğer belediyelerimizde, CHP'li belediyelerde net 2200 lira olacaktır. Buradan Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin yanında olacağım. Taşeron işçileri Çağdaş Göle'ydi. Mücadelemizi yaptık. 1 milyonu aşkın taşeron işçisine kadro verdirdik. Ama hala yüz binlerce işçi var taşeron olarak veya taşeron yanında çalışıyor. Onlara da kadro vereceğiz. Onların da mücadelesini yapacağız. Sokakta ekmeğini kazananlar var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. 6 milyon kişi. Çöpte kağıt toplayanlarda, simit satanlarda, şeker satanlarda, meyve satanlarda var. Bütün bunların tamamına sahip çıkacağız. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Evet, birleşe kazanacağız, birleşeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. Vahap Bey'in şu söylemi çok önemli.
Çok ama çok önemli. Başkan seçildiğim andan itibaren bana oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğim. Bu bizim felsefemizdir. Bu bizim felsefemiz. Şu mahalle oy vermedi, bu mahalle oy verdi ayrımı yapmayacağız. Bizim kültürümüzde, inancımızda böyle bir şey yoktur. Ama sadece bir pozitif ayrımcılık bekliyorum Sayın Başkan. Bir pozitif ayrımcılık. Bir mahalle diğer mahallelere göre daha yoksulsa, daha fakirse oraya hizmeti daha fazla götüreceksin. O mahalledeki insanların da hayat düzeyi yükselmiş olacak. Aynı kentte yaşıyorsak huzuru ve bereketi birlikte hayata geçireceğiz ve getireceğiz. Mersin bir Anadolu kentidir. Daha açık söyleyeyim, Mersin bir Anadolu'dur. 80 ilden Mersin'e gelen vardır. Mersin dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Deniz deseniz mükemmel. Torosları deseniz, Toroslardaki yaylaları, Toroslardaki yörükleri, Toros'taki kültürü deseniz o zaten bir dünya harikası. Nehirleri var mı? Var. Ovaları var mı? Var. Bereketli tarlaları var mı? Var. Çalışkan insanları var mı? Var. Ama cennette yoksulluk yaşayanlar da var. Demek ki yapmamız gereken bu cennette herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti yeniden inşa etmek. Bir anlayışı yeniden inşa etmek. Bunu yapmak zorundayız. 2200 lira yapacağız dedik ama bizim taahhüdümüz 1 Ocak'tan itibarendi. Sayın Başkan, 1 Ocak'tan itibaren Nisan'a kadar olan 2020 lira ile 2200 lira arasındaki farkı da Nisan ayından sonra işçilere ödeyeceğiz. Farkı da ödeyeceğiz. Ve önemli bir nokta. Sayın Başkan, belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra efendim bunlar AK Parti döneminde girdi. Bunlar MHP döneminde girdi. Ben bu işçilerle çalışmıyorum. Bu işçilerin işine son veriyorum. Asla ve asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Ana felsefemiz bu. Başkanın projeleri aynı zamanda yeni istihdam alanları da yaratacak. Yeni istihdam alanları da yaratacak. Her proje beraberinde yüzlerce istihdam alanı yaratacaktır. Eğer biz bunu yaparsak emin olun bütün Türkiye'ye örnek olacaktır Mersin. Ve biz bunları gerçekleştirmek zorundayız. İşsizlikten söz ettim. Bugün Türkiye'nin en temel sorunu işsizliktir. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. 7 milyon. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede o ülkede huzur olmaz. Eğer insanlar gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarının dibinde kendilerini yakıyorlarsa, eğer bir işsiz okula giden çocuğuna harçlık veremiyorsa, işsiz olduğu için akşam evde yemek pişiremeyen bir annenin dramını, bir babanın dramını kimler fark edecek? Kimler görecek? Sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik derdi yoktur. Sarayda oturanların yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Ama biz 80 milyon Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel ve huzurlu bir yaşam istiyoruz ve bunu sağlamak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. İşsizlik var, yoksulluk var. Hayat pahalı, mutfaklarda yangın var. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zat Bay Kemal yine konuşuyor diyor. Konuşurum tabii. Konuşurum tabii. Bay Kemal'in onlardan çok farkı var. Bay Kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal Beytülmal'e el uzatmaz. Bay Kemal
Oğluna telefon edip oğlum paraları sıfırladın mı demez. Bay Kemal, bu ülkenin silah fabrikalarının Katar'a satılmasına karşı çıkar. Bay Kemal bu ülkenin onurunu, namusunu korumak için her şeyi yapar. Bay Kemal, Katar'dan, kraldan alınan sarayın, uçan sarayın müşterisi olmaz. Uçan saraya binmez. Türkiye'nin onurunu ve haysiyetini ayaklar altına almaz. O nedenle biz Türkiye'ye huzuru getirmek istiyoruz. Birliği, beraberliği getirmek istiyoruz. Bakın, Mersin'de bir oyun oynandı. Demokrasiye bir kumpas kuruldu. Diyeceksiniz nasıl? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir partiden. Olabilir. Vatandaş oyunu vermiştir, seçilmiştir. Oy veren vatandaşa saygı duyarız. Ama o belediye başkanı seçime girmesin diye kumpas kuruldu ve seçime girmesi engellendi. Demokrasi adına büyük bir ayıptır. Demokrasi adına. Aynı partiye Ankara'da da kumpas kurmak istediler. Seçimlere girmesini engellemek istediler. Ne yaptık? 15 milletvekili verdik. O zaman da Mersin'deydim. Yörüklerle beraberdim. Silifke'de, Toroslar'daydım. 15 milletvekilini verdik ve o parti seçimlere girdi. Şimdi seçimlere girmesin diye kumpas kuruldu. Nerede? Mersin'de. Sevgili Mersinliler, değerli kardeşlerim, kumpasa izin vermeyeceksiniz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye güveniyorsak, demokrasiden yana tavır alıyorsak, demokrasiyi hemen hemen her koşulda savunan ve sizin için çalışan Vahap Seçer'e gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz. Ne için? Demokrasi adına vereceksiniz. Sayın Başkan dedi ki ranta karşı değilim. Ranta karşı olmak zaten mümkün değil. Bir şehirde planlama yapılırsa rant çıkar ortaya. Örneğin bir yerde gayet güzel bir cadde yaparsınız. Caddenin iki tarafındaki binaların değeri artar. Buna rant diyoruz biz. Sorun nedir peki? Rantı kime vereceksiniz? Sorunu. Rantı yaratan kimse, rant kimin hakkıysa rantı ona vereceksiniz. Kentsel dönüşüm yapılıyor. Nerede diyelim? İstanbul'da. Oradaki gecekonduda oturan vatandaşlar sürülüyor. Nereye? İstanbul'un varoşlarına sürülüyor. Oraya neler geliyor? Milyon dolarlık villalar geliyor ve onlar oralarda oturuyorlar. Gariban, rantı yaratan gariban şehrin dışına sürülüyor. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman, planlama yapıldığı zaman rantı yaratan insanlara hakkını teslim etmek lazım. Hakkı teslim edecek kim? Vahap Seçer. Ben o hakkı teslim edeceğim dedi. Mesele bitmiştir. Tarım stratejik bir alandır. Mersin bir üniversite kenti. Mersin bir deniz kenti. Mersin bir Toroslar kenti. Mersin bir tarım kenti. Mersin bir sanayi kenti. Mersin aynı zamanda bir entelektüel kent olmak zorundadır. Madem 4 üniversite var, bir entelektüel kent olmak zorundadır. Sanayi, sanatıyla, kültürüyle, eğitimiyle, her şeyiyle bir entelektüel kent olmak zorundadır. Ve bunu yaratacak olan da, bunu inşa edecek olan da Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Ve dolayısıyla Mersin'i eğer bir dünya markası, Mersin'i kendi bölgesinde önemli bir marka, Türkiye'de önemli bir marka yapacaksak ve bu markanın sürdürülebilirliğini sağlayacaksak Mersin'i aynı zamanda önemli bir kültür kenti haline de getirmek zorundayız. Gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Nasıl gelecek? Vahap Bey sayesinde gelecek. Belediye başkanı arkadaşlarımdan iki şey bekliyorum. Bir, seçildiğiniz andan itibaren bütün kent halkını kucaklayacaksınız. Hiç ayrımcılık yapmayacaksınız. İki, bütün bu projeler neyle yapılıyor? Parayla yapılıyor. İmkanla yapılıyor. Mersin Büyükşehir'in bütçesi iyi mi? Bütçesi iyidir.
Bütün bu projeleri hayata geçirmeye yeter mi? Fazlasıyla yeter. Bütün mesele ne? Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor. İstanbul'da metronun kilometresi 150 milyona, aynı metronun İzmir'de kilometresi 50 milyona yapılır. Metro metrodur ya, yerin altından yapılıyor. Nasıl orada nasıl oluyor da orada 150 milyon, nasıl oluyor da İzmir'de 50 milyon ve Ankara'da 100 milyon? Biz bunları biliyoruz. Nasıl çarçur edildiğini, tasarrufların kaynakları nasıl çarçur edildiğini biliyoruz. Başkan bu konuda da söz verdi. Her kuruşun hesabını vereceğiz diye. Söz verdi, sözünün gereğini yapacağım. Ben de takipçisi olacağım, sizler de takipçisi olacaksınız. Buna da inanmanızı istiyorum. Efendim, sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Mersinli olmak bir ayrıcalıktır. Mersin Spor, yani idman yurdu dediğimiz, bir dönem birinci ligde yer alan takımın yeniden ayağa kalkması lazım. Yeniden güçlenmesi lazım. Birinci ligde oynuyordu. Gayet iyi hatırlıyoruz. Pek çok başarıya imza atmak mümkün. Bütün bunları yapacak olan belediye başkanlarımız. El birliğiyle çalışacaklar. Gönül gönülle çalışacaklar. Birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Ve Mersin'e hizmet etmenin onurunu taşıyacaklar. Bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyor. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, bugün 1 Nisan sabahı baharın muştusunu vermek için ilk adımı atacak olan belediye başkan adaylarımızla buluşacağız. İzin verirseniz belediye başkan adaylarımızı çağırmak isterim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer. Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer. En iyisi en doğrusu Vahap Seçer. Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer. En iyi en güzeli Vahap Seçer. Akdeniz Belediye Başkan adayımız Sabit Yelkoğan. Mersin için Vahap Seçer. En iyisi en doğrusu Mersin için Vahap Seçer. Mersin için Vahap Seçer. Anamur Belediye Başkan adayımız Durmuş Deniz. Vahap Seçer. Mersin için Vahap Seçer. Aydınçık Belediye Başkan adayımız Abdullah Servili. Bozcası Belediye Başkan adayımız Yüksel Kır. Vahap Seçer bize umut, Vahap Seçer. Yenişehir Erdemli Mut, Mersin için. Çamlıyayla Belediye Başkan adayımız İslam Sarı. Vahap Seçer. Geçer bu günler değişer, Mersin için Vahap Seçer. Mersin için Erdemli Belediye Başkan adayımız Hüseyin Serin. İyisi en doğrusu Mersin için Vahap Seçer. Mersin için Vahap Seçer. Dünlar Belediye Başkan adayımız Mehmet Kale. Mersin için Vahap Seçer. Mersin için Vahap Seçer. Mesitli Belediye Başkan adayımız Neşet Tarhan. Mut Belediye Başkan adayımız Mehmet Saydam. Belediye Başkan adayımız Mustafa Turgut. Seyreyle dur, garibanın umudu dur, Vahap Seçer. Silifke Tarsus anamur, Akdeniz'i Tarsus Belediye Başkan adayımız Haluk Bozdağ. Vahap Seçer. Geçer bu günler değişer, Mersin için Vahap Seçer. Mersin için Vahap Seçer. Toroslar Belediye Başkan adayımız Süleyman Dalkılıç. Mersin için Vahap Seçer. En iyi en güzeli
Mersin için Vahap seçer. Ve Yenişehir Belediye Başkanı adayımız Abdullah Özyiğit. Namrundur Çamlı yaylalar, aydıncıklar Cumhuriyet Halk Partisi günler. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Belediye Başkan adaylarımızla birlikte Mersin'den Türkiye'ye kocaman bir selam gönderiyoruz. Seçer, geçer bu günlerde geçer. Mersin için Vahap seçer. Mersin için Vahap seçer. Çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, aday tanıtım toplantımız ve proje tanıtım toplantımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Vahap seçer.